ama sürekli seyahatlerle geçen bu ömürde tek kişiyken artık iki kişi seyahat etmek ve bayağı uğraştığım şeyler vardı. YouTube'a maalesef yönelememiştim. Artık şu anda yeni bir seyahatten bahsediyorum. Evet, Kudüs'ten herkese sevgiler, saygılar. Tam da Kudüs'ün eski şehrinin içine girerken, yani buram buram tarih kokan sokaklardayım desem yeridi. Eziliyordum az kalsın. Habibi, birazcık beni getir be. YouTube. Tabii YouTube'a tekrar dönüş yapmamızın, yani yeni değil, geri gelmemizin Filistinliler tarafından dikkat çekmesi de ayrı bir konu tabii ki. Bu üstümde gördüğünüz fistanı da buradan aldım çünkü birkaç gün çok soğuk geçecek. Hemen konuyu şöyle bağlayalım, başlayalım. Üç kutsal dinin de zirvede yaşandığı yer diyebiliriz burası için. Yani Kudüs, Jerusalem ya da Heruşalem falan bu şekilde de söylüyorlar. Mescid-i Aksa, Filistin'in kalbinde, biz Müslümanlar için de ilk kıble. Aslında Kudüs'ten ziyade işgal altındaki Kudüs demek daha da doğru olabilir. İşgal altındaki Kudüs'te buraya gelmek için geçirilen işlemlerin kısa bir özetinden bahsedeceğim size. Hem burada siz de gelmek isteyebilirsiniz. Merak edenler vardır. Zaten ben Instagram'da paylaşımlarımı yaptım aslında. Ama buraya videoyu biraz geç çektim. Öncelikle buraya gelmek için, yani işgal altındaki Kudüs'e gelmek için İsrail Konsolosluğu'ndan bir vize alınması gerekiyor. Bunun için belgeler kendi web sitelerinde mevcut. Ben oradaki belgelerin dışında bir belge vermedim ve o belgeleri de hazırlamam belki bir günümü falan aldı. Ayrıca ekstra dilekçe yazdım ve bundan kısaca bahsedeceğim size de. Velhasıl randevuya örnek veriyorum, bir kişi bir randevu aldı fakat o randevuyla toplamda 6 kişinin bütün bilgilerini vererek gidilebiliyor. Mesela 6 adet işte kim hangi evrağı götürecekse o evrakları sadece bir kişi bile götürebiliyor. Böyle bir o anlamda rahatlık var. Yani mesela ben başvururken benim, eşimin annesinin ve 3 tane de arkadaşının belgelerini götürdüm. Şimdi bu arada Mescid-i Aksa'nın bahçesine girmek üzereyim. İnşallah sıkıntı çıkmadan arırlar. Çünkü onun da hikayesi var. Velhasıl bu başvuruyu yaptıktan sonra gidip konsoloslukta randevu çok bu aralara özellikle sıkıntılıydı. Gittim. Teslim ettim bütün belgeleri. Belgelerin teslimin ardından bana bir fiş verdi. Fişte de bir saniye bir kontrol. Bu belgeleri tamamladıktan sonra ben İsrail konsolosluğundan yaptığım başvuruya gittim. O belgeler yanımdaydı ve kendilerini bütün başvuru yaptığım insanları tanıdığım için de bana sorulan sorulara ki neler soruldu. İşte mesela kendim için sorulan ne kadar kalacaksın, ne yapacaksın, ne zaman döneceksin. Yani belgelerle ilgili kısa bir hemen anekdot da vereyim. Seyahat sağlık sigortası. İşte gidiş tarihinden bir gün önce başlayıp bir gün sonra biten. Uçak biletleri gidiş dönüş alınmış bir şekilde. Booking rezervasyonu, otel rezervasyonu yani. Booking'i özellikle istiyorlar çünkü hani net oluyor ya oradaki rezervasyonlar. Yani bir kişiden alınmış bir rezervasyon olarak bakmıyor. Selamünaleyküm. Onun dışında çalıştığınıza dair evraklar, maaş borçları vesaire. Şimdi ben sosyal medya, reklam, tanıtım işleriyle uğraştığım için benim gelirlerim değişebildiği için de bununla ilgili bir dilekçe yazdım sadece ekstra olarak. Yani diğer bütün başvuru işte yapacak insanların verdiği belgeler dışında bir de bu dilekçeyi verdim. Bu dilekçede de işte neyle uğraştığımı, ne iş yaptığımı bayağı normal bir şekilde kendimi tanıtan Türkçe bir dilekçeydi bu. Bu arada hava inanılmaz güzelleşiyor. Size bunları anlatırken de böyle karşımdaki manzaralardan gözümü alamıyorum. Şöyle yavaşça da göstereyim. Hemen burada da Kubbetü's-Sahra'mız. Dediğim gibi bunun ayrıntılı videoları, hatta inşallah nasip olursa belgesel tadında da yapmayı planlıyorum. Soru sormak istediğim insanlar var. Onlardan öğreneceğim çok şey var, bunu biliyorum. Onları da size aktarmaya çalışacağım. Tabii sizin de bu videoyu görüp aklınıza
sorular gelebilir. Yani ya İbrahim şunu merak ediyoruz. Nedir? Bu neden bu şekilde? Bu sorunlar var ama şu şöyle bu böyle. Yani aklınıza ne gelirse bana bunları yorum olarak yazabilirsiniz videonun altında. Zaten uzun süredir yoktuk. Artık sizle karşılıklı muhabbet halinde olabiliriz. Dediğim gibi Kudüs'teyim. Kudüs'ten bu ilk video giriş kısmında bir video yapmak istedim. Yani uzun zaman önce video atmayı bıraktığım için hani seyahat ediyordum. Yine video çektiğim zamanlar oluyordu ama YouTube'u boşlamıştım. Çok uzatmak da istemiyorum. Tam karşımda gördüğünüz yer Kıble Mescidi. Yani şu anki kıble ve mescit o tarafta. Kudüs'e ben ve eşim geldik. Ayrıca eşimin annesi ve 3 tane de arkadaşı. Daha hep beraber 6 kişi buradaydık. Bu 6 kişinin de pasaport başvurusunu ben yaptım. Vizeler çıktıktan sonra da yine hep beraber uçağa binip buraya geldik. Uçağa binerken geniş bir kontrol oluyor. Çantalar, işte bütün eşyalar hepsine tek tek bakılıyor. Ve güvenlik kontrolünden geçtikten sonra uçağa biniyorsunuz. Yaklaşık 1,5 saat süren bir uçak yolculuğunun ardından biz Antalya'dan geldik. İstanbul'dan belki 2 saat sürüyordur. Vardık ve kontroller işte önce bir pasaportu barkodunu tarayıp geçirilen ve fotoğraf çekilerek bir tane küçük bir kağıt veriliyor. O kağıt sürekli yanınızda olması gerekiyor. Kudüs'te bulunduğunuz süre boyunca pasaport ve o kağıt ikisi hiç yanınızdan ayrılmayacak. Sonrasında ülkeye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gidiliyor. Pasaport kontrol noktasında sorulan sorular şöyle: neden geldin? Ne kadar süre kalacaksın? Burada ne yapacaksın? Nereleri gezeceksin? Ne zaman döneceksin? İşte uçak biletlerin ve konaklaman. Bunların hepsini soruyor. Biz yanımızda kağıt olarak da çıktısını almıştık. Hepsini göstermek için. Sadece aslında iki şeye baktı. Bir kalma yeri neresi olacak ve uçak biletine, dönüş uçak biletine. Ve ben bütün konuşmayı ben yaptım. 6 kişi beraberdik pasaport memurunun karşısında. Onlara sorduğu soruları da ben cevapladım. Hiçbir sorun çıkmadı yani. Sadece İngilizce olarak konuştuk bu arada. Bu sorguların ardından giriş yaptık. Bizim bir sırt çanta bavulumuz vardı. Onu aldık ve dışarı çıkmak üzere havalimanından çıktık. Fakat Yahudilerin bayramından dolayı otobüs ve tren o saatte yoktu. Biz gece saatinde vardık. Taksi ayarladık. Çok güzel bir taksi yolculuğu yaptık. Yani normalde etraftaki fiyatları sorduk vesaire. 6 kişi için uygun bir fiyata. Bu arada şekel dediğimiz İsrail parası bir şekel yaklaşık olarak 5,5 TL'ye denk geliyor. Biz 6 kişi için 270 şekel falan ödedik ve bizi o şekilde merkeze bıraktı. 2 günlük idarelik booking'den tuttuğum hostelde yerleştik ve artık Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü keşfetmeye başladık. Ben de sizlere bu seri videolarda buradaki atmosferi, buradaki Ramazan'da Kudüs'ü sizlere anlatmaya çalışacağım. Yani gerçekten çok güzel, çok dolu, çok hareketli geçiyor. Tabii ki işgal altında olmasını hissediyorsunuz ama onun dışındaki Müslümanların samimiyeti, size karşı güzel davranışları, kucaklamaları, varlarını yoklarını paylaşmaları. Gerçekten bu çok ince bir çizgi. Bunların hepsi inşallah sizlerle paylaşacağım. Bu giriş videosu olmuş olsun. İnşallah bir sonraki videoda ki arayı açmamaya çalışacağım. Elimden geldiğince videoları size olduğu gibi aktarmaya çalışacağım. Unutmamak gerekir. Buradaki havayı, buradaki güzel ortamı sizlere paylaşmak için ben de can atıyorum. Şu anda Kubbetü Sahra'nın içindeyim. Buradan sizi selam ederek videoyu kapatıyorum. Tekrar görüşmek üzere.